Sayın Genel Başkanım, değerli MYK üyeleri, milletvekillerimiz, basın mensupları, hepinize saygı sunuyorum ve ülkemizin 10 ilinde meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Afet Koordinasyon Kriz Masası ilgili dairelerin kurumuyla hemen aynı sabah saat 5.30-6'da toplanarak kurduk. Biz orada AFAD'la öncelikle haberleştik. Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve ilçeleriyle ilgili görevlendirmeler yaptık. Genel olarak 11.2.2023 tarihi itibariyle 2847 personelimiz sahada, 453 araç, kamyon, kamyonet, binek, arazi aracı, vinç, iş makinesi ve cenaze araçlarıyla deprem bölgelerine hizmet verildi. Toplamda 540 tır ya da kamyon bölgeye ihtiyaçları taşıdı. Mutfak ve fırın olarak 11 mobil mutfak, 2 mobil fırın ile merkez illere yerleşildi. Günde 3 öğün çorba ve sıcak yemek hazırlandı. Yerinde günlük 6500 kapasiteli ekmek üretiliyor. Bugüne dek 350 bin ekmek sevkiyatı ayrıca yapılmıştır. Çünkü özellikle Kahramanmaraş ve Malatya'da doğal gaz kesik olduğu için, sular dolmadığı için ekmek yoktu. Oraya buradan halk ekmekten ilk gün 150-200 bin ve daha sonra birkaç gün oralarda ekmek çıkıncaya kadar 150-200 bin ekmek sevkiyatını yaptık. Ayrıca çölek hastaları için glutensiz ürün sevkiyatını da devam ediyoruz. Ayrıca Hatay'da bulunan yerleşkemizde Ankara'dan gönüllü olarak bölgeye gelen 300 motokurye ile işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelere anlık erzak, gıda ve eşya ulaşımı sağlanıyor. Görüyorsunuz burada trafik 2-3 saat içerisinde hareket edip dışarı çıkamıyor ya da giremiyor şehre. 25 adet seyyar tuvalet gönderildi. İş makinesi vinç kamyon, 142 kamyon ve kamyonet, 18 vinç, 107 iş makinesi alana sevk edildi. Su, ASKİ burada 500'ün üzerinde elemanla görevlendirildi. 124 tır içme suyu gönderdik. Seymen su fabrikamızdan. Ayrıca ASKİ'nin elinde olan mobil arıtma tesisini Malatya'ya gönderdik. Orada bir hastaneye kuruldu ve ameliyathaneye bağlandı ve orada sistem çalışıyor. İkinci bir paket arıtmayı da yine Malatya'da bir yurtta 4000 kişi kalıyor, sudan yararlanamıyor. Oraya kuruyoruz. Yine aynı şekilde ASKİ Hatay'da hat suyuyla görüşmek suretiyle buradaki arızalı bölümlerde müdahale et bir an evvel şehri suya kavuşturmaya çalışıyor. Bir yandan kurduğumuz tesiste İş makineleri bazen hasar görüyor. Onların da tamirini yapıyoruz. ASKİ'nin ayrıca su kaçaklarında kullandığı hassas dinleme aletlerinin hepsi buralarda sürekli dinleme yaparak enkazlardan ses geldiği zaman onlara da akustik dinlemeyle en azından bilgi veriyor. 137 adet jeneratör ve aydınlatma gönderdik. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hatay'da 85, Kahramanmaraş'ta 308 olmak üzere toplamda 393 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarılmıştır. Ayrıca ANFA'nın 500 personeli var burada. Diğer tarafından da arama, kurtarma ve destek görevleri de saha çalışmalarına katılındı. Ayrıca güvenlik konusunda destek sağlamak amacıyla 34 ANFA güvenlik personeli de görevlendirildi. ANFA ve kent tesisi ekipleri deprem bölgesinde yaşanabilecek salgın riskine karşı dün şehir merkezinden başlamak üzere temizliğe başladı ki diğer belediyeler, Türkiye'nin her yerinden gelenler de örnek alıp en azından bulundukları bölgeyi temizleyip salgın risklerini azaltmak için 3 ayrı ekibimizle Sağlık Daire Başkanlığımızca artık ilaçlama için görevlendirdi. 3 ayrı ekip bütün illere gidip olabilecek tehlikelere karşı ilaçlamalara başlıyor. Ayrıca dezenfektan, maske, enjektör, ameliyat eldiveni, ağrı kesici,
ağrı kesici merhem, ilk yardım çantaları, bebek bezi, kadın ve hasta bezi gibi muhtelif sağlık ürünleri bolca gönderildi. Köpek ve kedi maması desteği de bölgeye gönderildi. Cenaze hizmetlerinde şu anda 22 cenaze nakil aracımız bölgede çalışıyor. Ayrıca üzülerek söylüyoruz tabii bunları. 70 adet tabut ve 10 binlerce cenaze torbası ve kefen bu bölgelerin hepsine gönderildi. Ayrıca bu bölgeden Ankara'ya gelenler, Mamak Araplar mahallesinde bulunan 4000 konutluk yerleşkede şu anda depremzede vatandaşlarımızı orada ağırlıyoruz. Onların her türlü problemleriyle ilgileniyoruz. Ayrıca Aşti'ye gelenler oluyor. Aşti'ye gelenleri İzmir'e gitmek isteyenlere izin veriliyor. Ama Ankara'da kalmalarına izin verilmiyor. Depremzede olmadan gelenleri, onlar da valilikçe Kastamonu'ya gönderiliyor. Bu arada Aşti'de bekleyen vatandaşlarımız da yine kumanya, yemek, çorba gibi insani hizmetlerin hepsi sürdürülüyor. Bundan sonra da sürdürülecek. Sadece Hatay değil, Kahramanmaraş'ta, Elbistan'da, her tarafta ekiplerimiz şu anda kurtarma amacıyla duruyor. Ama daha sonra da yaraları onarmak için de ekipleri yönlendirmeye, oralara devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.